Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 7. sınıf matematik defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 2. ünite rasyonel sayılarla işlemler konusundaydık. Bugünkü konumuz rasyonel sayılarla çarpma işleminin özellikleri. Konumu büyütüyorum. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Bakın, buradaki rasyonel sayılar yer değiştirebilir. Yer değiştirdiği zaman x değerim 1 bölü 4 olur. Aynı şekilde buradakiler yer değiştirebilir. Yer değiştirdiği zaman x değerim 2 bölü 3 olur. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Yani buradaki parantez buraya kayabilir. Kaydığı zaman arkadaşlar x değerim 1 bölü 2 olur. Aynı şekilde buradaki parantez buraya kayabilir. Kaydığı zaman x değerim 1 bölü 3 olur. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz eleman özelliği vardır. Rasyonel sayılardaki çarpma işlemindeki etkisiz eleman arkadaşlar 1'dir. Toplamada 0'dı. Bakın, burayı ben 1 ile çarptığım zaman yine eksi 3 bölü 4 gelir. 6 bölü 11'i x ile çarpmışım. Yine 6 bölü 11 olmuş. Yani x değerim benim buradan 1'dir. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin yutan eleman özelliği vardır. Çarpma işleminde yutan elemanımız 0'dı. Bakın, 5 bölü 12 ile 0'ı çarptığım zaman cevabım 0 olur. Eksi 1 bölü 2 ile neyi çarparsam 0 olur? 0'ı çarparsam. Rasyonel sayıların çarpma işlemine göre tersi vardır. Tersini bulurken takla attırıyoruz. 5 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi 4 bölü 5. Aynı şekilde eksi 2'nin çarpma işlemine göre tersi eksi 1 bölü 2. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır demiş. Bunun örneği aşağıda kaldı. Şöyle büyütelim. Bakın, buradaki 1 bölü 2'yi içeriye dağıtmış. İçeriye dağıttığımız zaman x değerimiz 1 bölü 3 olarak gelir. Buradaki x'i içeriye dağıtmış. İçeriye dağıttığımız zaman buradaki x değerimiz 2 olarak gelir. Bir rasyonel sayının 0 hariç eksi 1 ile çarpımı o sayının toplam işlemine göre tersini verir demiş. Bakın, 3 bölü 11 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 bölü 11 olarak gelir. Aşağıda verilen rasyonel sayıların çarpma işlemine göre tersini bulalım demiş. Takla attırıyorduk arkadaşlar. 3 bölü 10 ise 10 bölü 3'tür. Eksi 3 bölü 5 ise eksi 5 bölü 3'tür. Eksi 6 ise eksi 1 bölü 6'dır. Eksi 1 tam 1 bölü 2 ise, ilk önce bunu bir bulalım. Eksi 3 bölü 2'dir. Burası eksi 2 bölü 3 olarak gelir. 0 tam 10'da 2 ama 2 devreden olduğu için arkadaşlar 2 bölü 9 olarak gelir. Ve bunun çarpma işlemine göre tersi 9 bölü 2'dir. Burası 5 bölü 10'dur. Bunun çarpma işlemine göre tersi 10 bölü 5'tir. Yani 2'dir. Aşağıda verilen eşitliklerdeki harflere karşılık gelen rasyonel sayıları bulalım demiş. Bakın, yer değiştirmiş arkadaşlar. Yer değiştirdiği zaman x değerimiz 1 bölü 2 olarak gelir. Buradan 3 bölü 5'i bir sayıyla çarpmış. Yine 3 bölü 5 olmuş. Yani bu arkadaşlar etkisiz elemanımızdır. Çarpma işlemindeki, şunu etkisiz yazalım. Çarpma işlemindeki etkisiz eleman 1'di. Buradan cevabım 0 olmuş. Yani yutan eleman özelliğini kullanmış. X değerim 0. Burada cevabım 1 olmuş. Bakın, 3 bölü 2 ile bunun tam tersini, yani çarpma işlemine göre tersi olan sayıyı çarparsam cevabım 1 olur. Yani x değerim 2 bölü 3'tür dedim. Buraya geldim. Burada parantez kaymış. Yani birleşme özelliği kullanılmış. X değerim 2 bölü 5 olarak geldim. Buraya geldim. Buradaki 2 bölü 5 parantezin içerisine dağıtılmış. Yani x değerim 1 bölü 3 olarak geldi. Devam ediyorum. Aynı şekilde burada bakın, parantez buraya kaymış. Dolayısıyla benim x değerim 4 bölü 8 olarak gelir. Buraya baktığım zaman buradaki parantez buraya kaymış. Buradan x değerimi 1 bölü 6 olarak bulurum. Buraya bakıyorum. Buradaki 5 bölü 4'ü parantezin içerisine dağıtıyorum. X değerim 5 bölü 4 olarak gelir. Aşağıda verilen eşitliklerdeki çarpma işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını tik ile belirleyelim demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman 12 bölü 5 ile 5 bölü 12'yi çarpmış, cevabım 1 olmuş. Yani ters eleman özelliği. Buraya geldiğim zaman
12 bölü 5'i 1 ile çarpmışım, sonucum değişmemiş. Yani arkadaşlar etkisiz eleman. Burada bakın parantezlerim yer değiştirmiş. Parantezler yer değiştirdiği zaman sonuç değişmiyordu. Bu birleşme özelliği oluyor. Buraya geldiğim zaman burada çarpacağım sayılar yer değiştirmiş. Bu değişme özelliğidir. Aşağıda verilen soruları cevaplayalım demiş. Eksi 3 bölü 4 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi x. Yani benim x değerim arkadaşlar eksi 4 bölü 3'tür. Toplam işlemine göre tersi y. Yani benim y değerim 3 bölü 4'tür. Bunların çarpımını istemiş. Eksi 4 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarpıyorum. 4'ler gitti, 3'ler gitti. Cevabım eksi 1. Son soruma geldim. Bir tam 1 bölü 2 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi x. Bir tam 1 bölü 2, 3 bölü 2'dir. Bunun çarpma işlemine göre tersi x ise x değerim 2 bölü 3'tür. Toplam işlemine göre tersi y, yani y değerim eksi 3 bölü 2'dir. Bunların toplamını istemiş. 2 bölü 3 ile eksi 3 bölü 2'yi topluyorum. Paydaları eşitlemek için burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettim. 4 bölü 6 artı eksi 9 bölü 6 ve benim buradan cevabım eksi 5 bölü 6 olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.